Arşiv yalan söylemez dedik. Sadece doğruların konuşulacağı bu programın, bu akşam çok özel bir konu var. Ve çok önemli de bir konusu var. Necip Fazıl Kısaküre'yi konuşacağız. Çok tartışmalı bir karakter. Hakikaten biz bir türlü doğruyu bulamıyoruz. Yolumuzu, yönümüzü kaybetmeye meyilliyiz. Neden? Bilgiyi doğru yerden öğrenemediğimiz için. Bize bu bilgiyi temin edecek çok değerli konuğum Profesör Doktor Hakkı Uyar. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hocam, Necip Fazıl Kısakürek bu haftanın gündem başlıklarından biriydi. Şimdi Necip Fazıl deyince bizim aklımıza aslında belli bir kitlenin savunuculuğunu üstlendiği iddiasıyla, bunun cisimleştiği iddiasıyla büyütülen bir şair tarafını söylemiyorum. Büyük şairdir keza, sözcük ustası mıdır, öyledir, o da ayrı bir tarafı. Fakat böyle bir kimlik karşımıza çıkıyor. Siz bize tarif eder misiniz? Necip Fazıl Kısakürek'in nedir aslında tarifi? Evet, Necip Fazıl'dan söz edecek olursak eğer tek bir Necip Fazıl yok. Farklı Necip Fazıllar var. Dönem dönem farklılaşan Necip Fazıllar var. Tabii Necip Fazıl bence yakın dönem Türkiye tarihinin en pragmatik işte gazetecilerinden, yazarlarından, şairlerinden diyelim. Zamanın ruhuna hani Almanların Zeitgeist dedikleri zaman ruhuna çok uyum sağlamış. Ve her dönemin imkanlarından da elinden geldikçe yararlanmış. Bu CHP dönemi için de geçerli, Demokrat Parti dönemi için de geçerli. Hatta ölene kadar da geçerli. Yani 80 yıllık aşağı yukarı bir ömrü var. Bu ömrü boyunca Necip Fazıl zamanın ruhunu, tırnak içerisinde söylüyorum tabii bunu, iyi yakalayabilen ve bunun nimetlerinden de hep yararlanan pragmatik bir insan. Dolayısıyla Necip Fazıl'ın bir ideolojik, doğrudan bir ideolojik tutarlı çizgisinin olduğunu söylemek de bu noktada mümkün değil. Ama tarihsel kronolojik gidecek olursak eğer Necip Fazıl 1904'ten 1983'e kadar yaklaşık o 80 yıllık ömrü boyunca 1920'lerden itibaren işte okuduğu eğitim aldığı sistem açısından baktığımızda Necip Fazıl'ın bir sürekliliğinin olmadığını görüyoruz. Aslında bu ilkokuldan itibaren gerekirse çocukluğundan itibaren çocukluğuna dönmek gerekirse Necip Fazıl'ın oradan itibaren Necip Fazıl'ın bir istikrarı yok hayatında. İlkokulu bile 7-8 tane okul değiştirerek okumuş. Okullardan atılmış yaramazlıkları ve haylazlıkları dolayısıyla. Yani Fransız Papaz Mektebi'nden Amerikan Koleji'ne kadar ya da İttihatçıların bir okuluna kadar çok farklı okullarda okumuş. Üniversite eğitimini hukuk okumaya başlamış, sonra felsefeye geçmiş. Her şeyi yarım bırakan. Aslında ideolojik olarak da böyle. Yani hep böyle yarım bir yerden bir yere atlayan bir ruh hali var Necip Fazıl'ın. 1924'te Cumhuriyet kurulduktan sonra Cumhuriyet'in izlediği bir strateji var. Yurt dışına öğrenci göndermek. Yurt dışına gönderilen ilk öğrenciler arasında Necip Fazıl ve Paris'e, Sorbon'a felsefe okumak için gönderiliyor. Ve üniversitesini tamamlamadan ama tamamlaması sayılarak yurt dışına gönderiliyor. Giden isimler dönemin çok önemli isimleri, çok kıymetli isimleri. Mesela Sadi Irmak var. İşte sonraki o yıllarda giden bugün Cumhuriyet döneminin en önemli arkeologları Ekrem Akurgalların, Jale İnanların içinde de yer aldığı çok değerli isimler var. Çok değerli akademisyenler var. Bunların arasında da gitmiş Necip Fazıl. Ama Paris'e gittikten sonra okula neredeyse hiç uğramamış. Paris'teki yaşadığı hayat tam anlamıyla bir bohem hayat. Bu bohem hayatın içerisinde neler var? Alkol var. Alkolik derecesinde alkol tüketimi söz konusu. Onun dışında da kumar tutkusu başlıyor. Ve dönemin iktidarının, CHP iktidarının müfettişleri, devletin de müfettişleri tabii Milli Eğitim Bakanlığı'nın, öğrencileri kontrol ediyorlar. Yani eğitimlerine devam ediyorlar mı, sorun var mı diye. Bakıyorlar ki Necip Fazıl'ın okula gittiği yok. Geri dönüyor, geri döndürülüyor ve eğitimi yarım kalıyor. Yani Paris'te de eğitimini yarım bırakarak ülkeye geri dönüyor. Bu arada tabii şairlik, yazarlık ve benzeri işleri de yapmaya devam ediyor. Bu dönemde ilginç bir şekilde 1925 sonrasında banka sektöründe çalışmaya başlıyor Necip Fazıl. Ve banka sektörüne girişinde önemli rol oynayan insanlardan bir tanesi Celal Bayar.
Malum Celal Bayar Cumhuriyet'in iktisat vekili, önemli bir isim, başbakanlık yapmış, 50-60 arasında cumhurbaşkanı. Sonraki yıllarda Necip Fazıl'ın Celal Bayar aleyhine yazmadığı şey yok. Çok ağır dinsizlikle suçluyor. Oralara gelelim ama şimdi bahsettiğiniz o tutarsızlık Celal Bayar'a gelmişken hemen aklıma şunu düşürdü. 1936'da Ağaç dergisini çıkarırken, evet, Celal Bayar ona destek veriyor ama daha sonra Büyük Doğu için destek alamıyor. Bunun da etkisi olsa gerek. Ne dersiniz? Tabii şöyle, ama Büyük Doğu sırasında Celal Bayar ortada yok. 43'te çıkarıyor Büyük Doğu'yu. Orada şunu, yani Ağaç dergisini söylediğiniz iyi oldu. Tabii Celal Bayar sayesinde İş Bankası'na giriyor. 30'da istifa ediyor. Yani hayatında hiç istikrar olmadığını söylemek noktasında belki anlamlı olabilir bu. 35'te tekrar İş Bankası'na giriyor. Sonra tekrar istifa ediyor. Bu sefer Ağaç dergisini çıkarıyor. Ağaç dergisini çıkarırken Celal Bayar iktisat vekili ve arkasından da başbakan olacak son derece önemli bir adam. Hem Sümer Bank'tan hem de İş Bankası'ndan büyük miktarda reklam alıyor dergisini çıkarmak için. Dergide 17 sayı falan çıkıyor. Çok da matah bir dergi olarak çıkmıyor ve aldığı paraları yine iç ediyor diyelim Necip Fazıl. Ondan sonraki süreçte de hep bu tip paralarla, parayı seven bir insan Necip Fazıl. Bu paraları tabii kumarda harcadığı ya da çeşitli yerlerde harcadığına ilişkin rivayetler muhtelif. Hatta bu bohem hayatıyla ilgili Mine Urgan'ın anılarında, bir de Fikret Adil diye birisi var. Onun anılarında Asmalı Mescit 74 diye anıları var. Orada anlatır. Bir arkadaşı hastalanır. Eşref Şefik diye bir arkadaşı. Evine gider. Der ki ilaçlarını ben yaptırayım. Alır ilaç paralarını yaptırmak için. Akşam evden çıkar. Ertesi günü bütün parayı kumarda yemiş olarak döner. Necip Fazıl'da bu tip eğilimlerin hep var olduğunu söylemek lazım. İlk matbaası için de söylenir değil mi hocam? İlk matbaa parasını birisi hamilik yapıyor, veriyor. Sonra o matbaayı satıyor ve kumarda harcıyor denir. Dediğiniz gibi rivayet midir? Bu iddianın sahipleri bunun rivayet olmadığı konusunda çok ısrarcı. Bunlar rivayet değil. Yani kumar baskınında da yakalanıyor biliyorsunuz 1951'de. İşte ben oraya gazetecilik amacıyla gitmiştim falan diye de açıklamaları var. Ömrü boyunca yani bu kumar alışkanlığından kurtulamamış. Yani bu hani 1930'lardan 40'lardan sonra İslami bir kimliğe bürünmesine rağmen, ideolojik değişimine rağmen kumar alışkanlığının bir türlü bırakmadığı biliniyor Necip Fazıl'ın. Tabii Necip Fazıl tek parti dönemi boyunca aslında bir hayli inkılapçı. Yani Cumhuriyet'ten yana, Atatürk'ten yana, CHP'den yana. Menemen olayından sonra yazdığı yazılar var. Muazzam. Yani bu irticanın yeşil kanının akıtılması gerektiğini, katledilmesi gerektiğini, onlara sertlik yanlısı politikaların uygulanması gerektiğine ilişkin bir hali yazıları var. Aslında Necip Fazıl için kırılma noktası genel olarak 1934'te Arvasi ile tanışması söylenir. Doğrudur. Nakşibendi'yle meyli başlamıştır bu süreçte. Ama 1940 yılında diğer bir kırılma noktası hiç şüphesiz Necip Fazıl'ın hayatında. Çünkü CHP'den milletvekili aday olmak için başvuruyor bu süreçte. Ondan sonra da kabul edilmeyince, yani işte Barış arkadaşımdan rica edeyim, o mebusluk belgesini de gösterelim. Çünkü yok canım öyle bir şey diyenler var, biliyorsunuz inkar çok artık olası bir, evet, şey haline geldiği için. Bu da başvuru belgesi. Necip Fazıl'ın CHP'den mebus, yani milletvekili olmak için talebidir. Evet, evet. Yazılı talebidir. Refik Saydam'la ve dönemin CHP Genel Sekreteri Memduh Şevket Esandal'la falan da görüşüyor. Birkaç görüşmeleri var ama milletvekilliği olmayınca tavır değiştirip 1943'te aslında kırılma noktası biraz da bu. Şimdi Celal Bayar orada 1939'da başbakanlıktan ayrılmıştı. Yani biraz önce söylediğiniz konu çerçevesinde. Celal Bayar o kadar aktif ve etkin bir insan değildi. Ama partiden milletvekili için karşılık bulamayınca böyle bir tavır içerisine girdi. Ama Necip Fazıl'ın ruhiyatında zaten böyle bir sıkıntı var. Bir tane ilginç bir anekdot anlatayım ona ilişkin bir şey daha. İş Bankası'nda çalışırken, mesela Trabzon Şubesi'nde çalışıyor, oraya tayini çıkıyor. Orada postaneye gidiyor. Postanede Necip Fazıl'ın tikleri var. İşte göz tiki falan var. Bir memure hanıma bir şeyler anlatırken tikleri devreye girince göz attı diye düşünülüp kadın da şikayet ediyor arkadaşlarına. Necip Fazıl'ı dövüyorlar Trabzon'da. Apar topar İstanbul'a geliyor. İstanbul'a tayinini çıkartıyor falan. Dönemin egemen çevreleriyle de bu arada Necip Fazıl'ın arası çok iyi. Yani Yakup Kadri'lerle
Faik Fıkıh Ataylar'la falan. Orada 1930'lara ilişkin bir şey anlatayım. Tabii Necip Fazıl'ın tarih anlayışının hep bu çarpıtmalarla, yalan yanlış tarih yaratmakla ilgili bir şeyini anlatacağım. Şimdi 1937 sonunda, 38 başında Hakimiyet-i Milliye Gazetesi'nde, dönemin CHP'sinin yayın organı olan gazetede bir ilan çıkar. Bununla ilişkin bir şey anlatacağım. Necip Fazıl bunu anılarında bambaşka şekilde anlatıyor. Diyor ki, işte Mehmet Akif ölmüştü 1936'da. İstiklal Marşı da İslami bir kimlikte görülüyordu. Ve dönemin iktidarı daha laik bir kimlikte yeni bir milli marş yazdırmak istedi. Ve Faik Fıkıh Atay bana geldi. Baba Ali anılarında anlatıyor bunu Necip Fazıl teferruatıyla, böyle ayrıntılarıyla. Faik Fıkıh Atay bana geldi, sen yaz dedi. İşte 10 bin lira da o zaman için çok büyük bir para. 10 bin lira da ödül vereceklerdi. İşte ben kabul etmedim. Ama sonrasında işte çok ısrar etti, yalvardı, yakardı. Buran Asaf belge geldi falan, onları anlatıyor teferruatıyla. Ve bunun neticesinde diyor, ben işte Büyük Doğu şiirini yazdım. Ünlü Necip Fazıl'ın şiirlerindendir Büyük Doğu şiiri. Onu yazdım falan diye anlatır. Şimdi Necip Fazıl burada tamamıyla yalan söylüyor. Anlatacağım şey, olayın aslını anlatayım. Aslında psikolojide şöyle bir şey var. Reframe etmek, yani yeniden çerçevelendirmek. Tarihi yeniden çerçevelendirip bambaşka bir kimliğe büründürüyor Necip Fazıl. 1938'de gerçekten bir yarışma açılmış. Yani bir şiir yazılmasına ilişkin. Ama bu şiir Cumhuriyet'in 15. yılı için yazılması istenen bir şiir. Yani 10. yıl marşı gibi, 1933'te biliyorsunuz 10. yıl marşını Behçet Kemal Çarlar'la Fazıl Dağlarca yazdıklarında 10. yıl marşıydı bu. 15. yıl içinde bir marş yazılması isteniyor ve gazetede de bir ilan çıkıyor. Çıkan ilanda işte Necip Fazıl'ın söylediği rakamla hiç alakası yok tabii. Güfte için 500 lira, beşte için 1000 lira ve 15. yıl marşı olarak. İstiklal Marşı değil, hiç alakası yok. Ama Necip Fazıl parayı 20 katı arttırarak ve 15. yıl marşını İstiklal Marşı'na çevirerek yıllar sonra bunu anlatıyor. Necip Fazıl'ın hayatı bu tip yalanlarla ya da tarihi bükerek, eğerek, değiştirerek bir tarih anlatısı var. Ama sorun şu, Necip Fazıl'la ilgili bütün anlatıları böyle ve maalesef Necip Fazıl, sonraki kuşağı, bugün Türkiye'yi yönetenler de dahil olmak üzere tarih algılarını Necip Fazıl üzerinden inşa ettiler. Olayın vahameti bu. Bir şey daha söyleyeyim, ondan sonra size bırakayım, sizin sorularınız vardır muhtemelen. Buyurun. Gösterdiğiniz belge ve benzeri belgeler bugün Cumhuriyet Arşivinden tamamıyla ayıklanmış durumda. Çok acı ama gerçek. Bir tanesini söyleyeyim. Evet. Bir örnek olay anlatayım yine bununla ilgili. 1947 yılında Necip Fazıl CHP'nin sanat ödülü yarışmasına katılıyor. Bu belgelerin hepsi bugün Cumhuriyet Arşivinden kullanımdan kaldırılmış durumda. Yani Necip Fazıl'ın CHP ile ilişkilerini ortadan kaldırsanız ne olacak ki? Tarihin bir gerçeği bu. Belgeler de elimizde mevcuttur Necip Fazıl'ın. O bugün kullanımdan kaldırılmış, yani taramada çıkmıyor o belgeler ama o belgeler var. Benim elimde de var. Necip Fazıl CHP ile ilişki kurdu diye, tek parti dönemiyle ilişki kurdu diye sorun mu oluyor? Ama Necip Fazıl 1943'ten 1978'e kadar Büyük Doğu dergisiyle İslami bir kimliğe yavaş yavaş evriliyor. İnönü karşıtı, CHP karşıtı bir pozisyona evriliyor. Ama Necip Fazıl CHP milletvekili adayı olduğu gerçeği, CHP ile iş tuttuğu, CHP'den fonlandığı tek parti dönemi boyunca, besleme bir gazeteci, besleme basın diye bir şey var biliyorsunuz terminolojide eskiden beri. O besleme basının ilk örneklerindendir. Aslında Türkiye'de fikir olarak bu kadar çok dönen ilk insanlardan bir tanesidir. Benim açımdan Necip Fazıl ile Burhan Asaf Belge bu açıdan birbirlerine çok benzerler. Hocam ben istiyorum ki hiçbir detayı kaçırmayalım. Artık bu sahte kimlik deşifre olsun istiyorum. O yüzden bir parça Menemen'den gireceğim. Demokrat Parti'nin örtülü ödenek davasını, Adnan Menderes'in yargılandığı örtülü ödenek davasındaki suçlama konusuna da aynı şekilde değineceğim. Şimdi biz aynen söylediğiniz gibi kendi kimliğiyle sürekli çelişen, iddialarıyla sürekli çelişen tutarsız bir karakter aslında okuyoruz. Hayatını okuduğumuzda Necip Fazıl Kısakürek'in. Fakat idealize edilen yönüyle bazı kimselerin kendini şair tarafını da ajite ederek kullandıkları bir şahsiyet haline gelmiş zaman içinde. Dolayısıyla, biraz da Nazım Hikmet'in karşısına İslami cenahtan çıkarılan. Evet.
de diğer yöndeki karakter gibi. Fakat mesela az önce Menemen olayı dediniz. Menemen olayında Hakimiyet-i Milliye'de ve ardından da Cumhuriyet Gazetesi'ne köşe yazılarında bizzati kendi cümlesini okuyorum. İrtica yatağımızın başucundaki bir bardak suya karıştırılan zehirdir demiş. Ne zaman demiş bunu? 1 Ocak 1931'de demiş. Bizzatihi kendi satırları. Yani şu anda sizin dediğiniz gibi arşivlerden kaldırılsa bile söz uçuyor, yazı kalıyor ve bunlar kaldı. Yani basın tarihinin en azından arşivinde kaldı. Ve diyor ki Menemen olayında en tehlikelisi Menemen olayıdır. Yani diğer olaylara, ayaklanmalara karşı en çok üzerinde durulan odur. Çünkü etkisi muazzamdır. İrticanın şekil bulmuş halidir. O nedenle de başı ezilmelidir diyor. Ben özet geçiyorum şu anda. Koca koca paragraflarla yazmış bunu. Ve biz baktığımızda orada sürekli Mustafa Kemal'i devrimlerini öven bir Necip Fazıl görüyoruz. Mebusluğu reddedilen Necip Fazıl'dan sonra ise diğer tarafa baş çeviren bir Necip Fazıl'la karşı karşıya kalıyoruz. Ve o zaman kendisi Büyük Doğu diye bir sentezden bahsediyor. Hocam siz anlatmak ister misiniz? Necip Fazıl'ın Büyük Doğu'su aslında ne? Tabii Necip Fazıl'ın Menemen olayı ile ilgili söylediklerine bir şey ilave edeyim. Son devrin din mazlumlarında sonrasında ise Menemen olayının tamamen bir komplo ve kurgu olduğunu, ondan sonra işte Nakşibendi liderlerin ortadan kaldırılması ve tasfiyesi için kullanıldığını, yani önceki yazdıklarıyla sonraki yazdıkları arasında çok büyük fark var. 180 derece ters diyelim bu noktada. Tabii Büyük Doğu dergisi Necip Fazıl'ın biraz da ideolojik dünyasını yansıtıyor. Doğucu, batıcı değil, doğucu, mistik. Kendisi için kullanılan terminolojinin kendisinin de kullanılmasını sevdiği üstad kelimesi malum. Bir de sultanı şuara, yani şairlerin sultanı ifadesinin de kullanılmasını sever Necip Fazıl. Büyük Doğu'da temel parametresine baktığımızda ve sonrasındaki ideologya örgüsü kitabında da ifade ettiği bir evrim, oraya doğru böyle bir evrimden söz edebiliriz. Bu bir kere antisemitiktir, yani Yahudi karşıtıdır, antimasoniktir, antikomünisttir. Her ne kadar kendisi antiliberal ve antifaşist olduğunu söylese de Necip Fazıl ideoloji örgüsünde ve sonraki süreçte anlattıkları itibariyle baktığımızda Necip Fazıl bildiğiniz faşist bir adam. Yani bana Orwell'ın 1984'ünü hatırlatıyor. O otoriter bir devlet baş yücelik mekanizmasıyla falan. Şimdi yapmaya çalıştığı şey aslında orada tek parti döneminin, cumhuriyetin alternatif bir tarih algısı yaratmak. Cumhuriyetin işte milli şef İnönü, ebedi şef Atatürk kavramlarının karşısına Vahdettin'i koymak, Abdülhamit'i koymak, Abdülhamit'i Atatürk'ün neredeyse karşısına koymak. Aslında bugünkü tarih algısı, bugünkü siyasal yapının tarih algısıyla ne kadar örtüşüyor? Bugünün siyasal yapısı, siyasal yapının tarih bilinci aslında Necip Fazıllar tarafından oluşturuldu. Bakın bu 1940'lardan bu yana başlayan bir yapı. Ve nereden bakarsanız 80 yıl geçmiş üzerinden. Bu tabii sadece Necip Fazıl'dan ibaret değil hiç şüphesiz. O çerçevede işte Kadir Mısıroğlu'nu, Mustafa Müftüoğlu'nu ve diğerlerini de eklemek lazım. Ama Necip Fazıl onlardan şu noktada ayrılıyor. Necip Fazıl aksiyoner ve reaksiyoner bir tip. Çok aktif, dinamik bir tip. Partilerle, siyasette herkese iç içe olmuş. Yani Celal Bayar'la da yakınlığı var. Adnan Menderes'le de yakınlık kurmuş. Diğer taraftan Erbakan'la sonra Türkeş'le de yakınlık kurmuş. Yani kendine bayağı yukarılarda bir yerler atfeden bir karakter. Kendi egosu da biraz fazla olan. Hocam egosuyla ilgili ben de bir şey eklemek istiyorum. Büyük Doğu Cemiyeti'ni 49'da kurduğunda ilk gezilerini Samsun'dan başlatıyor. Yani neymiş, manevi kurtuluş için ilk adımmış. Yani o kadar kendini aslında tarihi büyük bir şahsiyet olarak konumlandırmış ki Necip Fazıl. Samsun'dan hareketine başlayacak kadar ileri götürmüş bunu. Ve hocam şimdi buradan baktığımızda hakikaten dinci, böyle gerici, böyle bir karakter görüyoruz ama aslında işin içine doğru böyle iyice büyüteci yaklaştırdığımızda
öyle bir fantazisi de yok. Yani o bahsettiğiniz kişi böyle yaşamıyor öncelikle. Kendi özel hayatı böyle değil. Kesinlikle böyle özel değil. Hayatında çok rahat bir hayat yaşadığını, ailesiyle de eşiyle de dahil olmak üzere, yani yakından kendisini tanıyanlardan dinlediklerim de var. Hani burada çok da fazla o konulara da girmeyeyim ama o kısım çok enteresan tabii. Necip Fazıl tabii ideolojik olarak sadece İslamcı olarak tanımlamak da mümkün değil. Necip Fazıl bir İslamcı damarı var. Türkiye'deki İslamcı düşüncenin önemli ideologlarından, ona önemli katkı sağlayan isimlerden. Ama bir damarında muhafazakarlık, bir damarında milliyetçilik de var. Ama milliyetçilik damarında şöyle bir şey söylemek lazım. Türkleri, şunu şöyle bir ifadesi var. Diyor ki Türkleri diyor Müslüman oldukları için seviyorum. Yani Türkler Müslüman oldukları için anlamlılar. Yoksa hocam, Müslüman olmasa... Turancılık için de boş bir idealdir diyor. Ama Türk milliyetçiliği olduğu yoğun yoğun bunlardan bahsettiği dönem de var. Bir tutarsızlık da burada diyebilir miyiz? O gene parayı vermekle ilintili olan bir şey. Yani kendisini kitaplarını satması, kitaplarını imzalaması meselesi, malum verdiği konferanslarda aldığı paralar ve ne kadar kitabını imzaladığı meselesi çok o dönemde dile getirilir. Mesela 73 seçimlerinde, hani biraz ileriye atladık ama 73 seçimlerinde Milli Selamet Partisi'ni destekliyor. 77 seçimlerinde de MHP'yi destekliyor. Milli Selamet Partisi'nden yeterince karşılık göremediği için MHP'ye yönelik, MHP biraz daha reaksiyoner hareket partisi, yani o sağ-sol çatışmasında daha fazla işine yarayabileceğini düşündüğü bir parti ama neredeyse kendisini Türk İş'in yanında ona eş bir statüde görmek istiyor. Bu da Türk İş'in tahammül edebileceği bir şey değil. MHP'den de yollarını ayırıyor ama aslında Necip Fazıl'ın fikri dünyasının iktidar olduğu dönem 12 Eylül olduğunu söyleyebiliriz Türk İslam sentezi olarak. Yani onun fikri altyapısının ya da düşünce dünyasının şekillendiği dönem, o düşün kafasında yer alanların uygulamaya yansıdığı dönemin 12 Eylül olduğunu pekala ki söyleyebiliriz. Bu noktada başyücelik makamla hani onu hayal ettiğin ötesinde Kenan Evren'in oturduğunu söyleyebiliriz bu noktada. Hocam, 12 Eylül'e gelelim ama şu 60 darbesine kadar olan tabii süreci tekrar gözden geçirelim. Örtülü ödenek davası. Evet, evet hocam. Yani örtülü ödenek davası aslında sizin bütün anlattıklarınızı özetliyor hocam. Yani o para, pragmatizm, çıkarcılık, faydacılık, kalemini satmak, bunların hepsi burada var. Bu bünye taşımış bunları. Nasıl? Davada soruluyor Adnan Menderes'e. Diyorlar ki siz örtülü ödenek davasında basına 723.809 TL. Tam rakam söylüyorum, o yüzden okuyorum. 723.809 TL fon ayırmışsınız deniyor. Bunun sadece ve sadece Büyük Doğu için ayrılan kısmı 147.500 lira. İnanılır gibi değil ama gerçek. Ve Adnan Menderes'e diyor ki 10 yılda yaptık biz bunu diyor. Ama gelin görün ki Necip Fazıl'ın eşi 57'de hapisteyken Necip Fazıl bana sadece 3.000 lira getirdiler diyor. Şimdi iktidar ilişkisinden söz ettiniz ya, hani böyle devletin hazirunuyla nasıl içli dışlı olduğunu ve neden aslında Demokrat Parti ile o dönemde onu pompalayan ideolojik altyapıyı ördüğünü de buradan anlamak çok kolay. Tam tersi Adnan Menderes sonralardan da eleştiriyor. Çünkü mektuplarına karşılık alamadı, ortaya çıkıyor. Öyle değil mi hocam? Lütfen siz devam edin. Tabii Necip Fazıl'ı tatmin etmek kolay değil. Yani o kadar basına ayrılan paranın önemli bir bölümünü. Yani o dönemde çıkan o kadar çok gazete var ki. Yani Cumhuriyet Gazetesi var, Zafer Gazetesi var, işte Demokrat İzmir var. Yeni Sabah gazetesi var, Milliyet var, Hürriyet var. Bugünkü gazetelerin çoğu var. Necip Fazıl'ın çıkardığı bildiğiniz bir dergi. Sonra gazeteye devriliyor ama yani ona neredeyse basın ayrılığının tümünden çok daha fazla bir dergiye bu kadar büyük para verilmesi Necip Fazıl'ın bu yalvarmaları ve yakarmalarıyla da ilintili. Ve Necip Fazıl para koparmayı gerçekten de iyi bilen bir insan. Mesela 1930'lara geri döneceğim. 1935'te İş Bankası'ndan, 35-36'larda İş Bankası'ndan ayrılırken bankaya 2.000 lira kadar borcu kalıyor. Yani içeriden çok para çekmiş. Onu bile 1943'te mi 45'te mi yanlış hatırlayabilirim tarihini, affediyorlar ödemediği için parayı. Necip Fazıl herkese borç takan bir insan. Yani para borç noktasında takmadığı kimse yok. Adnan Menderes de dahil. Ağaç Mecmuası'ndan tutun sonraki süreçlere kadar hep Necip Fazıl böyle. Adnan Menderes kendisini işte yönlendireceklerini düşünüyor. Hizmet edeceğini düşünüyor. Ama Necip Fazıl tabii aldığı büyük paraları iç ediyor deyim yerindeyse. Bu paraların önemli bir bölümünü muhtemelen kumarda harcadığını herhalde söyleyebiliriz. Oralara harcadığını söyleyebiliriz. Ama Necip Fazıl diğer taraftan lüks bir hayat da yaşıyor.
Her ne kadar şunu da söylese de işte paramı şöyle harcadım, işte mahvoldum, neyim, onu sattım, bunu sattım falan diye anlatsa da onların ben çok gerçek olduğunu açıkçası düşünmüyorum. O da biraz abartı ve acındırma, hani para koparma yöntemi olarak bunları kullandığını pekala ikinci fazla düşünebiliriz. Yassıada'da da malum yargılananlardan Necip Fazıl. Gerçi beraat ediyor o süreçte. Ama örtülü edenekten en fazla para alan. Ama bu sadece Demokrat Parti dönemi için bunun olmadığını söylemek lazım. Yani tek parti dönemi içinde para aldığını görüyoruz. Bir şekilde reklam ilanlarıyla falan. Muhtemelen 1960 sonrasında da aldığına ilişkin veriler vardır diye tahmin ediyorum. Ama bu sefer iş başka boyuta dönüyor. İşte kitap satarak, konferanslar vererek, onların karşılığında para alarak falan ya da şimdi MHP'yi desteklemenin karşılığı olarak para alarak ya da MHP'yi desteklemenin karşılığı olarak para alarak gibi. Gerçekten hem Büyük Doğu yayınları itibariyle hem de Milli Türk Talebe Birliği üzerinden Türkiye'de Necip Fazıl bu dönemde çok aktif ve dinamik bir insan. Pek çok insanı da çok derinden etkiliyor ve bugünkü siyasal yapıda da dediğim gibi pek çok insanı derinden etkilemiş durumda. 1950-60 arası bandında Necip Fazıl'ın Demokrat Parti'den aldıkları ya da Demokrat Parti'ye yazdıklarına ilişkin Cumhuriyet Arşivinde biraz belge var. Ayıklanmayan kısımları var tabii ama bir miktar orada belge hala var. Adnan Menderes'e gönderdiği mektuplar ya da hapse girmesi dolayısıyla Necip Fazıl'la ilgili şey yapılanlar, affedilmesine ilişkin gönderilenler. Tabii Necip Fazıl'ın şiddet yanlısı eylemleri ve eğilimlerinin de olduğunu söylemek lazım. 50-45-60 bandına ilişkin iki şey söyleyeyim. Tan baskını var 1945'te ve 1952'de de Ahmet Emin Yalman'ın gazeteci vurulması meselesi var Hüseyin Üzmez tarafından. Bu önemli bir olaydır 1952'lerin Türkiye'sinde 1950'lerde. Necip Fazıl Hüseyin Üzmez'i yönlendirenlerden birisi olarak düşünülüyor. Hüseyin Üzmez deyince de aklımıza o iğrenç olay ve sonu geliyor elbette. Yani evet. Kimlerden bahsetmek zorunda kalıyoruz? İçim yanıyor hocam. Yani kimler kimlerle beraber meselesi aslında burada. Aynen öyle hocam. Beraber meselesi açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Necip Fazıl'da bu eğilimler yani sonra işte Büyük Doğu Derneği'nin kurulmasından tutun 1950'nin sonuna kadar giderek siyaseten Necip Fazıl otoriter bir siyasal rejim hayal ediyor. Aslında orada belki tek parti dönemindeki milli şefe tekabül eden baş yüceyi ya da Abdülhamit benzeri bir rejimi Türkiye için hayal ediyor ama bu otoriter hatta totaliter bir rejim olduğunu bunu belki söylemek lazım Necip Fazıl açısından. Kurduğu mekanizmanın üstünde işte elitist bir yönetim hayali ve fantezisi var. Dolayısıyla bunun tamamıyla faşist bir yönetim olduğunu belki söylemek gerekir. Diğer taraftan baş yücelik makamına kim oturacak sorusuna ben onun Necip Fazıl'ı onu kimseye bırakmayacak kanaatindeyim. Hocam az önce yine tekrar ettik dedik ki kalemini satıyor. Her dönemin her devrin adamı hakikaten önden de biz deprem kuşu gibi hissediyor sanki. Kim gelecek ben ona doğru biraz mail edeyim gibi bir yaklaşımı da var. Yani detaylı okumalarda bunu görüyoruz. Evet. Adnan Menderes de dedim yani yollarda ayrılmış falan. Menderes için diyor ki yol yapıyor diyor ama ruh ve ahlak kalkınmasını bilmiyor diyor. Yani artık böyle istediği kadar alamayınca herhalde Menderes'i bile kendi yani yücelttiği Menderes'i bile bu şekilde tanılıyor. Ne dersiniz hocam? Bu karakter bulaşıcı mıydı acaba? Yani ben söylediğim gibi çocukluğundan itibaren Necip Fazıl'ın biraz bu tip bir tavrı, gençliğinden itibaren bu tip bir tavrı var. Yani arkadaşın ilaç paralarını dahi alıp kumarda harcayabiliyorsanız herkesi kullanıp atabilirsiniz Necip Fazıl açısından. Bu Adnan Menderes için de geçerli maalesef. Benim tanıdığım Adnan Menderes diye bir kitabı da var. Benim bildiğim Adnan Menderes diye bir kitabı da var Necip Fazıl'ın. Tabii Adnan Menderes'le ilgili beklentisi ve hayal ettiği şey Adnan Menderes'i biraz daha güdülebilir birisi olarak görüyor ve daha İslami bir rejime Demokrat Parti'yi yönlendirme derdinde. Celal Bayar'ı kontrol edemediği için, Celal Bayar da Necip Fazıl'dan çok da haz etmediği için sonraki süreçte anlaşılan Adnan Menderes de Celal Bayar arasında bir ayrım yapmış ama Adnan Menderes'in de Celal Bayar tarafından güdüldüğünü, yönlendirildiğini ve yeterince de Necip Fazıl etki alanına girmediği için de Necip Fazıl'ın Adnan Menderes'e demediğini bırakmadığını bu çerçevede yine görmekteyiz. O da enteresan bir durum tabii.
Ama Celal Bayır'ın da dediğim gibi Adnan şeyin Necip Fazıl'ı tek parti dönemi boyunca bir hayli koruduğunu ve kolladığını biliyoruz. Ama Necip Fazıl'ın vefa duygusu maalesef yok bu noktada. Hocam ben de şöyle bir okumaya sahibim dipnot olarak. Celal Bayar ne olursa olsun Atatürk'ü yakından tanıma fırsatı bulmuş, evet, ve bir şekilde Atatürk'le doğal bağını korumuş manevi olarak da. O yüzden de onu çok böyle etkileyememiş de Adnan Menderes zaten her yol mübah diyen bir adam olduğu için onunla beraber yol yürümesi daha kolay olmuş diye. Celal Bayar'la ilgili şunu söyleyeyim. Celal Bayar aslında başbakanlık yaptığı dönem için 1937-1939 dönemi için başarılı bir başbakan. İktisat vekilliği dönemi için 32-37 arası başarılı olduğunu, İş Bankası'nın başında başarılı olduğunu söylemek lazım. Ama Celal Bayar'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde Atatürk'le ilgili Celal Bey'in hiçbir zaman bir sorunu yok. Yani sağ Atatürkçü diye tanımlayabileceğimiz bir insandır Celal Bayar hiç şüphesiz. Ve biraz da bu iddiatçı damardan gelir Celal Bayar. Bu iddiaçı damardan gelmesi Celal Bayır'ın 50-60 arasındaki o sertlik yanlısı politikaları dolayısıyla Celal Bayır'ı ben Cumhurbaşkanı olarak çok beğenmediğimi ifade edeyim. 60 darbesine giden, 60'a giden süreçte hakem Cumhurbaşkanı rolünü oynayıp biraz daha yumuşak bir tavır sergileyebilmiş olsaydı Türkiye 20 Mayıs'a gitmeyebilirdi. Ama iddiaçı damarı dolayısıyla da şunu söylemek isterim. Necip Fazıl İttihat ve Terakki düşmanıydı. Yani bugün bazen Türkiye siyasetinde bugün halen Necip Fazıl'a ölüm yıldönümü dolayısıyla yayınlanan beyanatlara bakıyorum. Bir taraftan Atatürkçülük ya da iddiaçılık öngüsü yapılıyor ama bir taraftan da Necip Fazıl öngüsü yapılıyor. Bu ikisi bir arada olabilecek bir şey değil. Yani hem Necip Fazıl'ı hem de İttihat ve Terakki'yi övemezsiniz. O uygun olmuyor yani. Tutarsızlık yaratıyor hocam, diye düşünüyorum. Çünkü mesela onun büyük doğu idealinde 9 fikri var. Şimdi bu fikirleri sıralayınca zaten çok böyle aynı kefeye konamayacaklarını anlıyorsunuz. Evet. Ruhçuluk diyor. Neymiş? Mutlak iman. Keyfiyetçilik öze hakimiyet. Şahsiyetçilik hakkı en iyi temsil edenlerin iktidarı. Ahlakçılık İslam ahlakı. Milliyetçilik cihan ölçüsün. Aslında o ümmetçilik demiş. Yani imtina etmiş sanki ümmetçilik demekten de cihan ölçüsünde bir İslami milliyetçilik. Sizin de çok güzel tarif ettiğiniz gibi hocam hani Türklük ancak İslamiyetle kavuşturulduğu zaman değer kazanmış bakışında. Evet, belki onun da getirdiği bir şey. Sermaye ve mülkiyette tekbircilik, cemiyetçilik, nizamcılık ve müdahalecilik. Burada da yani ne o tarafa vuruyor ne bu tarafa vuruyor. Hani müdahalecilik ama iktisadi o İslami iktisat anlayışı. Şimdi İslami bir iktisat anlayışı nedir hocam? Nasıl yorumluyorum? Necip Fazıl'ın İslami ideoloji noktasında çok da bir tutarlılığın olduğunu söylemek mümkün değil. Yani ideolojik bir tutarlılığı var mı açıkça söylemek gerekirse yok. Daha gelenekçi bu konuda. Biraz tasavvuftan etkilenmiş. Biraz Nakşibendiliğin bir takım değerlerinden etkilenmiş. Tutarsızlığına dair şunu söylemek mümkün. Mesela bugün Türkiye'de Müslüman Kardeşler hala popüler biliyorsunuz. Müslüman Kardeşler Hareketi'nin baba isimlerinden birisi Hasan el-Benna'dır, diğeri de Seyit Kutup'tur. Seyit Kutup idam edilir. Onunla ilgili Milli Türk Talebe Birliği'nde yaptığı bir konuşmada Necip Fazıl önce övüyor. Harikadır, şehittir falan diye. Sonra başka bir görüşünü öğreniyor birkaç ay sonra. Demediğini bırakmıyor Seyit Kutup'a. Yani Necip Fazıl'ın böyle bir inişli çıkışlı hali her alan için geçerli. İslamiyet'e dair esinlendiği şey o 9 madde aslında 9 umde. CHP'nin 1923'teki 9 umdesine benziyor bir noktada. Yani bu kavramlardan bir hayli kopyalayarak bu tarafa kendi tarafına aktararak kullanma derdinde. Necip Fazıl'ın zihniyet dünyasında bu Nakşibendiliğin etkisi var bir miktar Arvasi'nin. Ama diğer taraftan mesela Bergson var, önemli Fransız ruhiyatçı diye tanımlayabileceğimiz, ruh bilimci diye tanımlayabileceğimiz bir isim. Türkiye'de de Mustafa Şekip Tunç diye bir isim var. Gene muhafazakar kimliğin önemli isimlerinden bir tanesi. Biraz bunlardan esinlenerek ama kendisinin harmanladığı bir eklektik bir yapı olduğunu bunu söyleyebiliriz. Homojen bir yapısının olduğunu, bir tutarlılığın olduğunu söyleyemeyiz. Ben Necip Fazıl'ın diğer taraftan da çok da mümin bir tip olduğunu düşünmüyorum. Yani bunu bir siyasi malzeme olarak ya da bir takım ekonomik geçinme aracı olarak kullandığını, siyasi araç olarak kullandığını açıkçası düşünüyorum. Hocam, şimdi bu büyük doğu fikri idealini tesis etmiş kendince 9 umde atfen
dediniz, yorumladınız. Burada özellikle şöyle bir yorum dikkatimi çekti benim. Necip Fazıl okumalarında yapılmış onunla ilgili çalışmalarda. Soğuk Savaş döneminde Amerikancılığın popülerize edilmesiyle birlikte din mefhumunun ön plana geçmesi, onun da Amerikancı tarzı benimseyen karakteriyle beraber ki anti-emperyalist görünümünün yanında yine bir tutarsızlık ve dini özellikle vurgulamaya başladığı. Ne dersiniz, katılır mısınız hocam? Doğru, ona katılıyorum. Bir de olayın şu boyutu var. Yani Sovyet ya da komünizm düşmanlığı dolayısıyla Rus ve Sovyet düşmanlığı dolayısıyla Amerika'yı da sevme ve Amerika'ya ciddi bir sempatisi de var. 1960 sonrasında biraz daha bunu biraz şey yapıyor, yani Rus düşmanlığı var ama Amerika'yı da sevmek zorunda değiliz falan demeye de başlıyor ama genel olarak bakarsak Soğuk Savaş dönemin erken bir döneminde Amerika'da gördüğümüz McCarthy'cilik gibi Türkiye'de de antikomünizmin önde gelen isimlerinden bir tanesi. Tabii onun yanına antisemitizmi de koymak lazım. Yani Yahudi düşmanlığını, Mason düşmanlığını, laiklik karşıtlığını, bu özelliklerin hepsini koymak lazım. Bir ümmet fikri var ama o ümmet fikrini daha çok millet kavramının içerisinde ümmetle doldurarak, hatta buna başka bir şey söylüyor aslında, o Anadoluculuk fikrini bir miktar dile getiriyorlar. Tabii Cumhuriyet'in yapmaya çalıştığı şey şu, bir milli, seküler bir milli kimlik yaratmak. Onun karşılığında ise bugün hala yaratılmaya çalışılan ama Necip Fazıl'la başlayan şey bir ümmet fikri, bir İslami bir kimlik yaratmak. Dolayısıyla alternatif bir kimlik yaratma düşüncesi Necip Fazıl'ın Büyük Doğusu'yla başladı. 1943-45 bandında bu biraz daha hafifti ama 45 sonrasında çok partili hayata geçtikten sonra buradaki İslami öğelerin daha da artmaya başladığını, hele Sovyet tehdidini ve Sovyetlerin Batı dünyasıyla Soğuk Savaş sürecinde karşı karşıya kalması, din soslu bir antikomünizmin, 1960'lı yıllardaki komünizmle mücadele dernekleriyle de bunları birleştirmek gerekir. Dolayısıyla o kanatta Milli Türk Talebe Birliği'nde içinde yer aldığı ekol de Necip Fazıl'ın çok ciddi bir etkisi var. Bu ekolün içerisinde de Abdullah Gül'den Tayyip Erdoğan'a kadar pek çok insan onların rahliye tedrisinden geçerek bugüne geldiler. Dolayısıyla bugünkü siyasal yapının dediğim gibi ideolojik beslenme noktalarının, köklerinin oralara kadar gittiğini söylemek gerekir. Bu noktada şey anlamlı, İslami Büyük Doğu Akıncıları cephesine kadar da evriliyor biliyorsunuz. Daha radikal İslam'a da evrilebiliyor. İptece modeli. İptece modeli aslında Türkiye'deki işte sosyalist diye tanımlanabilecek terör yapılanmalarının THKPC'nin modelinden esinlenen THKPC, İPTC, cephe parti, cephe örgütlenmesi bağında İslami bir terminolojiyle buna yönelme. İslami Büyük Doğu Akıncıları cephesi sonrası Salih Mirzabeyoğulları'na kadar evrilen ve Necip Fazıl'ı referans alanlardan da. Şimdi öyle bir Necip Fazıl düşünüyoruz ki İPTC referans alıyor. AK Partililer referans alıyor. Hatta MHP'liler referans alıyor. Gerçi MHP'liler biraz daha az referans alıyorlar ama yine de beslendiklerini Necip Fazıl'dan söylemek lazım. Fazıl Ziya Gökalp'e çünkü çok da saygı duymayan bir Necip Fazıl. Hani ülkücülerle haşır neşir olduğu dönem ortada ama bir de böyle de bir tutarsızlık var. Hocam onlarla, buyurun. Onlarla yolu çok kısa süre kesişiyor zaten. Yani Türk yaşamında da tutmadığını söylemek lazım Necip Fazıl'ın. Yani burada ilerici gerici mevzusu çok sığ bir alana tabii ki kitler meseleyi de bir Necip Fazıl deyip geçmemek lazım. Aslında çıkarlar üzerinden yaklaşımlar memleketi nerelere kadar sürükleyebiliyor? Bir zincirin halkalarının birbirine eklenmesi yoluyla. Hiç önemsemeyecek değiliz, önemseyeceğiz her şeyi elbette. Yani burada onun davasının aslında kişisel, konjonktürel olduğunu özellikle vurgulamak lazım ki maneviyatıyla ona yaklaşanlar da şöyle bir soru işaretiyle dursunlar. Şairliğine elbette sözüm yok. Başta da söyledim. Türkçe üstadı. Hiç söylenecek bir şey yok. Sanatına saygı elbette duyuyoruz. Ama kişisel olarak yaklaşımdaki tutarsızlıkları artık söyleyelim. Gerçekler çıksın. Manipülasyon dursun. O yüzden de bu programların sayısının artması lazım. Mesela bir tanesi hocam Şapka Kanunu. Buna ciddi muhalefet ediyor. Ve bunun hani temsil ettiği devrimlerin de ona göre sonradan cisimleşmiş şeytani şeyler yani Necip Fazıl'a göre Atatürk devrimleri. Yani Şapka Kanunu'nda fesi savunuyor. Yani şimdi diyor ki batılılaşma, taklit vesaire karakteri yok etme. İyi de F
PES Türk değil ki. 1826'da 2. Mahmut, biliyorsunuz hocam, yani orduyu renove ederken, Asakir'i, Mansure'yi, Muhammediye'yi kurarken yeniden kıyafet tasarlatıyor. 2 yıl sonra da fermanı var. Hatta Hümayun'la PES'e geçiriyor. Neden? Batılı olduğu için. Batılı modeli adapte ettiği için. Ama o PES Türk bir padişah oluyor. Efendim hocam? Onu kabul ettiği için, memurlara, bürokrasiye fesi giydirdiği için gevur padişahı olarak tanımlanıyor 2. Mahmut. Ama 100 yıl sonra 1925'te Atatürk kaldırmaya kalktığında 100 yıl önce gevurluk alameti olan 100 yıl sonra dinin alameti, dinin sembolüne dönüşebiliyor. Aynen yani, öyle. Ben de tam bunun özellikle altını çizmek istedim. Öyle yani, özümüze dönelim. Karakterimiz bu. Fesli deli var ya, hani bunları söylüyor. Ben hiç o konuda lafımı esirgeyemiyorum hocam, affınıza sığınarak. Fesli deli bunlar, milletin zihniyle, bilgisiyle, belleğiyle, kolektif hafızasıyla ciddi şekilde tehlike yaratacak şekilde beka sorunu da kendileri olacak şekilde oynadıklarından hani üzerlerine gitmek gerekiyor. Nitekim FES konusunda da böyle bir yaklaşımı var. Milli karakter falan dediğinde aslında orada milliliğe dönüşü kaybetmiş. Yani eleştirdiği şey aslında yaptığı şey. Ya burada şöyle bir şey söyleyeyim. Tarihsel olarak Selçuklu'da, Osmanlı'da, Cumhuriyet'te bizim tarihimiz. Tarihsel olarak Türk tarihinin parçaları. Ama öyle bir tarih algısı yaratıyorlar ki Cumhuriyet düşmanlığı üzerinden. Sanki Cumhuriyet geldi Osmanlı'yı yıktı. Yoksa Osmanlı her şey çok büyük gülistanlıktı, her şey yerli yerindeydi. Yoksa Osmanlı çökmeyecekti, dış güçler geldi çökertti. Oysa Osmanlı bir tarım imparatorluğu olarak kapitalizmi ıskalamış, sanayi devrimini ıskalamış, Fransız devrimini ıskalamış. Bir geleneksel tarım imparatorluğu, çökmesinden daha doğal bir şey olamaz. Osmanlı çöktü. Abdülhamit üzerinden yaratılan efsaneler, gene geçenlerde tartışılan mevzu, işte hiç toprak, bir karış toprak kaybetmediği meselesi üzerine. Oysa Abdülhamit döneminde kaybedilen toprakların sayısı, genişliği Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün toprakların neredeyse 2 katı. 3 katıymış hocam, metraj olarak 3 katı. Geçen hafta da onu konuştuk, Abdülhamit'i. Yani dolayısıyla ama şunu şunu ifade edeyim. Yani Çiğdem Hanımcığım, Abdülhamit'te toprak kaybettiği için hiçbirimiz hain demiyoruz. Yani Abdülhamit 33 yıllık saltanatı boyunca Osmanlı Devleti'ne artılarıyla eksileriyle katkı koyan işte bir padişah, eleştiriyoruz. İstibdat yönetimi dolayısıyla eleştiriyoruz. Meşrutiyeti askıya almasıyla eleştiriyoruz falan falan. Otoriter eğilimleriyle eleştiriyoruz. Ama hiçbirimizin aklından Abdülhamit'e hain demek geçmiyor. Yani Abdülhamit'i severler için, sevmeyenler için de söylüyorum. Yani Kızıl Sultan diyenler de dahil olmak üzere hiçbiri, buna Mehmet Akif de dahil olmak üzere ki Mehmet Akif İslamcı geleneğin önemli isimlerinden bir tanesidir ve Abdülhamit karşıtıdır. İddiatçı bir İslamcıdır çünkü Mehmet Akif. Bu noktada Vahdettin'i dahi aklayan bir kimliğe sahip Necip Fazıl. Çünkü Cumhuriyet'in karşısına alternatif başka bir tarih yaratma. Aslında bugün hani karşı karşıya kaldığımız Cumhuriyet'e alternatif tarih yaratma, işte 29 Ekim'in karşısına 15 Temmuz yaratma gibi alternatif tarih yaratma algısını ilk başlatanlar Necip Fazıl'lar. Atatürk'ün karşısına Abdülhamit'i koymak, işte Vahdettin'i koymak gibi. Bir düşman yaratma. Tarihimiz biraz da bu cepheleşme siyasetiyle dönüyor. Yani bugünkü siyaset de öyle. Necip Fazıl 1937'de yazdığı bir şiirde diyor ki ben düşmanımla varım. Bana düşman lazım. O düşman kendini ona göre konumlandırıyor değil mi hocam? Tabii. Kendini ona göre konumlandırıyor. Ya o düşmana sürekli küfredip hakaret ettiğinde işte dinsiz diyorsun, komünist diyorsun. Ondan sonra ama işte hocam sürtük dememiştir herhalde değil mi? Hiç sürtük lafına rastlamadım. Necip Fazıl dahi söylememiş. Necip Fazıl'da da epey laflar var ama yani işte sürtük kelimesinin eş anlamlısı başka kelimeleri kullandığını Necip Fazıl'ın yazdıklarında da var. O Necip Fazıl biraz da erotik terminolojiyi kullanıyor enteresan bir şekilde. Yani mesela Nihal Atsız'da o cinsel kimliği çok gönderme görmezsiniz. Milliyetçi canının Nihal Atsız'ı ama Necip Fazıl'da biraz daha o konularda böyle enteresan bir dili var Necip Fazıl'ın metinlerinde. Tabii Necip Fazıl bir de şey kullanıyor, metafor kullanıyor çok fazla. Bazen söylediklerini anlayamayabiliyorsunuz. Ama mesela ama milleti aşağılamak için söylemiyordur değil mi hocam? Yine de bu raddet değil. Değil ama Necip Fazıl'da da şöyle bir şey var tarz olarak. Elitist bir yönetim istiyor Necip Fazıl. Yani o baş yücelik sistemi dediğim hani ideolojik örgüsünde anlattığı şey bir elitler ülkeye yönetsin. Geri kalanlar yani
işte. Yani Cumhuriyet hani bütün vatandaşları eğitip yukarıya taşıma derdindeyken Necip Fazıl'ın hiç öyle bir derdi yok. Çünkü neden millet yukarı çıksın ki? Çıkarsa, eğitilirse gidemezsin. Gözleri açılır maazallah. Maazallah. Gözleri açılmasın değil mi hocam? Peki Şükrü Saracoğlu'nun dinle ahlaktan bahsetmek yasaktır diye bir yazısının basına iletildiği söylenir. Ve 1944'te de Büyük Doğu ilk defa kapatılıyor. Bunun üzerine bir cevap veriyor. Diyor ki Necip Fazıl, Allah'a itaat etmeyene itaat edilmez. 30. sayısında Büyük Doğu kapatılıyor 1944'te. Şimdi burada ilk etapta bazıları belki bizi dinleyenler arasında da kafası böyle küçücük karışanlar, dostlarımız varsa şunu söyleyeyim. Hani din ve ahlaktan bahsedilmez. Aslında din ve ahlak konularıyla insanlar manipüle edilmez denmek isteniyor. Ben öyle anlıyorum. Yanlış evet. mıyım hocam? Katılıyorum. Orada Şükrü Saracoğlu'na atfedilen ifade tek parti döneminde Allah'a itaat etmeyenlere itaat edilmezden kastedilenle neyi ima ediyor orada Necip Fazıl? Yani mevcut yönetim Allah'a itaat etmiyor, siz de ona itaat etmeyin. Biraz aynen kışkırtma, öyle. Kışkırtıcılık söz konusu. Dolayısıyla da Necip Fazıl'ın bu kışkırtıcı tavrının bir ürünü olarak bunu değerlendirmek lazım. O yine söylediğiniz gibi önce düşmanı belirliyor, sonra kendi konumunu düşmanına göre seçiyor. Yani bu bir tarz aslında değil mi? Tarzı siyaset. Tabii toplumun genel olarak muhafazakar, dindar, dini duygularını kullanarak etrafına bir kitle alma, onların desteğiyle bir çatışma siyasetiyle kendisine nemalanma imkanı sağlıyor. Yani dini siyasete alet etme dediğimiz mesele, uzun zamandır kullanmadığımız bir kelime ama ifade var. Dini siyasete alet etmenin. Cumhuriyet'in şunu söylemek lazım, dindarlıkla hiçbir zaman sorunu olmadı. Başörtüsüyle de sorunu olmadı. Mesela bu çok tartışılır Türkiye'de. İşte tek parti döneminde örtünme yasaklandı falan diye de anlatıldı. Bunlar biraz da terminolojik çarpıtmalardır. Çarşafa peçe yasaklandı, örtünme yasaklanmadı gibi gibi. Yoksa kelimeler, ifadeler sürekli çarpıtılarak kullanılıyor. Necip Fazıl da onu çok yapıyor. İşte Dersim İsyanı içinde aynı şeyleri kullanıyor. Orada da demediğini bırakmamış. Hocam şaşırmıyoruz elbette. Yani hiç şaşırmıyoruz. Bu tutarsızlık en azından tutarlı. Yani Necip Fazıl'a baktığımızda tutarsızlık da tutarlı. Öyle görünüyor. Yani söylenecek çok şey var. Sizin zaten güzelce özetlediğiniz gibi CHP düşmanlığı artık gözünü kör etmiş. Belli ki çıkarlarına ters ve konjonktür farklı aktığı için. Öyle diyor ki küfrün mücessem şekli, yani cisim bulmuş hali diyor CHP'den bahsederken. Sonra ama bir bakıyorsunuz ki Amerika'nın Türkiye'deki eli dediği Süleyman Demirel'in Adalet Partisi'nin bir oy fazla olsun, Adalet Partisi kazansın, CHP kazanmasın yaklaşımına kadar vardırıyor işi. Yani bir taraftan anti-Amerikancı gözüküyor ama bir taraftan da Amerika'nın eli diye, tescillediği, böyle damgaladı Adalet Partisi'ne de oy çağrısı yapıyor. Yine bir tutarsızlık örneği, öyle değil mi hocam? Antikomünizm damarı o kadar ağır basıyor ki öbür kısmı hikaye bence. Yani anti-Amerikancılık falan Necip Fazıl'da yok, onu çıkaramayız. O laf olarak var ama antikomünizm damarı, cumhuriyet düşmanlığı çok çok daha ağır basıyor. CHP düşmanlığı çok çok daha ağır basıyor. Ama şöyle bir şey düşünelim Çiğdem Hanım. 40 yılında 1940'ta başvuruyor. O ara seçimlerde onu milletvekili yapsalardı ne olurdu acaba? Bence çok bu konuda zaten kendisini göstermiş olduğunu düşünüyorum. Devam edecektir hocam. O söylemde devam edecektir. Bu arada Vahdettin'le Abdülhamit'i yüceleştirdiğini söylüyoruz. Elbette aynen, ben de sizinle hemfikrim hocam. Abdülhamit ile Vahdettin uzak ara farklılar. Hakikaten Vahdettin'e hain diyebiliyoruz. Abdülhamit'e diyemeyiz. Yöntemsel olarak eleştirebiliriz devlet yönetimini ama böyle yaklaşmıyoruz Abdülhamit söz konusu olduğunda. Fakat Vahdettin hain statüsünü çok hak eden bir padişah. Ülkesini terk etmiş fazlasıyla. Ama ne yapmış? Murat Bardakçı ısrar da olmadığını söylüyor. Necip Fazıl Vahdettin kitabına, Vahdettin'le Şerif Hüseyin'in, Hicaz Emiri Şerif Hüseyin'in yazışma, onun ona mektup gönderdiği hilafetle ilgili vurgusunu gösteren uydurduğu bir belgeyi kitabına koyduğunu söylüyor ve hakikaten de inceledim hocam belgeleri. Yani böyle bir belge yok. İngilizce aslı ortada. Olmayan bir belgeyi koyarak tarihi de nasıl saptırıyor ve çarpıtıyor. Yani tarihin aslında
günahını işlemiş hocam. Yani bizi kitleleri yanlış yönlendirirken, o insanlara yanlış bir Vahdettin imajı doğururken, yaratırken çok büyük günah işlediğini düşünüyorum. Suçlu diye düşünüyorum. Hiç şüphesiz. Sorun şurada, yani o kadar büyük ölçüde kitleleri etkilediler ki ve bugün hala etkilemeye devam ediyorlar ki yani bugünün herhalde resmi tarih görüşünü oluşturan, bugünkü siyasal yapının resmi tarih görüşünü oluşturan insan Necip Fazıl. Yaklaşık 80 yıldır, 1960'lardan bu yana daha serbestçe yazıyor. Belki işte Abdülhamit'le ilgili kitabı, Vahdettin'le ilgili kitapları 1960'lı yılları, 60 yıllık bir arka planı var. Dolayısıyla bu arka planda bugünün Türkiye'sinin Kadir Mısıroğulları ile beraber ve diğer isimlerle beraber bugünkü Türkiye'nin muhafazakar çevrelerin tarih algısını onlar oluşturdular. Yani Lozan'ın 100 yıllık olduğu, dizi maddelerinin olduğu, işte Şeyh Said'in ayaklanmadığını, din mazlumu olduğu, Menemen olayı yok. Menemen olayı yok. İskilipli Atıf Hoca da zaten milli mücadele karşıtı olduğu için değil. İsmet İnönü askerlik yapmadı dediler değil mi hocam? İsmet İnönü askerlik yapmadı dediler. Bunu şey anlatır biliyorsunuz Hüsamettin Cindoruk. Bizler diyor İsmet Paşa için askerlik yapmadı diye diyor söylerdik diyor ve millet inanırdı diyor. Ya İsmet Paşa'ya adam paşa hayatı cephelerde geçmiş, ömrü askerlikle geçmiş bir adamın askerlik yapmadığına inanan kitleler. Tabii bu sıkıntılı bir şey ama biz toplumu aydınlatma görevimizi, anlatma görevimizi sürdürmek zorundayız. Buna yapacak bir şey yok. Yıllar sonra bunu eğer Hüsamettin Cindoruk söylüyorsa demek ki iyi bir şeyler var. Hocam ben sizinle sohbete hiç doyamadım. Tekrar tekrar konuk almak isterim. Sizin de vaktiniz olduğu müddetçe. Arşiv yalan söylemez. Sayenizde çok güzel, çok dürüst, çok içten bir program gerçekleştirdi bu akşam. Katılımınız için teşekkür ediyorum. Hakikaten çok keyif aldım hocam. Aydınlattığınız için artık yeter diyoruz değil mi? Bu manipülasyondan ve bu dezenformasyondan ötürü artık belleklerimizin karışmış taraflarını açmak için biz de harekete geçelim. Yani hakikaten çok belge var çünkü. Çok. Son cümle şunu söyleyeyim. Yani biz yakın dönem bizim kadar tarihiyle kavga eden başka bir millet yok. Ülkenin kurucularıyla bizim kadar kavga eden başka bir millet yok. Yani bugünün sorunlarına geçmişten çözümler üretmeye çalışıyoruz ya da geçmişe bağlamaya çalışıyoruz. Bugünün sorunları bugünden kaynaklanıyor. Cumhuriyetin kurucularından kaynaklanmıyor. Eğer bugün sorunlarımız varsa Cumhuriyetin kurucu değerlerinden ve kültüründen uzaklaşmaktan kaynaklanıyor diye noktamı koyayım. Teşekkür ediyorum hocam. Yani diyorsunuz ki Necip Fazıl'ın dediği gibi Cumhuriyet ve devrimlerden sonra biz kendimizden uzaklaşmadık. Tam tersine Cumhuriyet ve devrimlerden uzaklaştıkça kendimizden uzaklaşıyoruz diyorsunuz. Aynen. Peki hocam. Teşekkür ediyorum bunun için. Profesör Doktor Hakkı Uyar bu gece programımızda çok değerli bilgiler paylaştılar. Arşiv yalan söylemez sonraki program için sizi bekliyor olacak. Görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.